Değerli basın mensupları, Düzce'de yaşanan sel felaketi ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak olay yerinde yaptığımız incelemeleri, sonuçları ve gördüğümüz manzarayı sizlerle paylaşmak üzere hazırladığımız basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca katılımınız ve duyarlılığınız için de tüm basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Konuşmama başlarken hepimizin bildiği gibi bugün Erzurum Kongremizin 100. yılı. Manda ve himaye kabul olunmaz şiarıyla başlayan ve tam bağımsızlık ülküsünün ilk ayaklarından birisi olan Erzurum Kongremizin 100. yılını kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, aynı zamanda bugün Şemdinli'den bir acı haberle sarsıldık. Şemdinli'de teröristlerce, PKK'lı teröristlerce el yapımı bir bombanın yerleştirildiği bölgeden geçerken şehit düşen Sayın İlhami Çevik isimli vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Evet, geçtiğimiz gün çarşamba akşamında, çarşambayı perşembeye bağlayan akşam Düzce ilimizde, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde gerçekleşen ve büyük bir son 100 yılın en büyük sel felaketlerinden birisi olarak yöre halkınca adlandırılan sel felaketi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak hemen olay yerinde bütün ekiplerimizle ve yetkililerimizle birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya ve oradaki ihtiyaçların karşılanması anlamında destek olmak üzere bölgeye gittik. Öncelikle sel felaketinin yaşandığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Ankara Büyükşehir Belediye'miz ve ardından İzmit ve Bolu belediyelerimiz tarafından başta içme ve kullanma suyu ve gıda desteği olmak üzere tüm ekipman ve temel ihtiyaçların karşılanması noktasında özveriyle ve ciddi bir destek ve çalışma yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. Yine olayın hemen arkasından Cuma günü Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal olay yerine gitmiş. Vatandaşlarımızın ve bölgede yaşanan sel felaketinin boyutlarının kamuoyuyla paylaşılması ve çözüm üretilmesi noktasında büyük destekte ve yardımda bulunmuşlardır. Cumartesi günü olayın 3. günü de Sayın Genel Başkanımızın da talimatıyla bölgede kendim giderek incelemelerde bulundum. Cumartesi günün hemen arkasından pazar günü de Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve yaraların sarılması için olay yerindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek yerel yöneticileri gerek genel merkezi ve milletvekilleriyle Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutlarının araştırılması ve oradaki yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve destek olunması anlamında da her türlü desteği ve bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlamaya çalıştık. Değerli basın mensupları, cumartesi günü olayın 3. günü Esma Hanım köyünden başlayan ziyaretlerimize ilişkin gözlemlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Esma Hanım köyüne ulaştığımızda henüz bir kriz masasının oluşturulmadığı, vatandaşlarımızın o kargaşa ve olayın şokunu atlattıktan sonraki beklentileri ve talepleri noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını gözlemledik. Öncelikle elektrikler yoktu, içme suyu ve kullanma suyu yoktu ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına da henüz bir kriz masası oluşturarak çözüm üretilmesi noktasında bir gelişme sağlanamamıştı. Olayın ilk günü özellikle Esma Hanım köyüne ulaşacak olan ulaşım yollarının sel felaketi nedeniyle tamamen bozulması ve köprülerin yıkılmasıyla intikal edilemediği, ikinci gün çok az sayıda yardım ekiplerinin geldiği ve bizim gittiğimiz üçüncü günde başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere diğer lojistik desteklerin çok kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilmeye çalışıldığını gördük. Değerli basın mensupları, bugün itibariyle Esma Hanım köyündeki 7 vatandaşımızın, kaybolan 7 vatandaşımızın 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmış olduğu ve 2 çocuğumuzu içinde arama ve kurtarma faaliyetlerinin sürdürüle geldiği bilgileri sabah Düzce valisiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında tarafımıza iletilmiştir. Değerli basın mensupları, Esma Hanım köyünde yolların olmaması, ulaşım yollarının
ciddi şekilde zarar görmesiyle ilk gün ulaşılamamış olmasından kaynaklı ama aynı zamanda da bir profesyonel kriz ve koordinasyonun oluşturulamamış olmasından kaynaklı gerek arama kurtarma faaliyetleri, gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve oradaki hasarın tespiti ve boyutlarının tespiti anlamında da yaşanan gecikme maalesef yaşanan sel felaketin sonuçlarının daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Uğurlu köyümüzde can kaybı çok şükür ki olmamış ve aynı can kaybı olmamasından ziyade bölgedeki ciddi şekilde vatandaşlarımızın hayvancılıkla uğraştığı ve ciddi bir hayvan sayısında felaket sonrasında da kayıplar yaşandı ve zararların oluştuğu, maddi zararların oluştuğu gözlemlenmiştir. Evet, 7 canımızı maalesef ikisinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 5 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşılmış olduğu üzüntüyle ifade ettikten sonra ben özellikle Düzce halkına, başta Düzce halkı olmak üzere bu vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Elbette ki bizim yapacağımız mücadele, vereceğimiz çalışmalar onların bu acılarını dindirmeye yetmeyecektir. Ama en azından bunun sonucunda yaşanan sürece ilişkin bir değerlendirme ve bu sürecin yaşanmasında sorumluluğu bulunanlara ilişkin bir cezalandırma ya da hesap sormanın sağlanabilmesi adına biz de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ve bu sürecin sorumluları hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için olayın takipçisi olacağız. Bugün itibariyle aldığımız bilgilerde hala Akçakoca ilçemizin merkezinde ve köylerimizde içme ve kullanma suyuna ulaşım oldukça sıkıntılıdır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve Ankara Büyükşehir Belediye'mizin su tanklarıyla su ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Cumartesi günü, olayın 3. günü gittiğimizde Esma Hanım köyünün 2 mahallesine olayın üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen hala ulaşılamadığı, oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının da çok iptidai yöntemlerle karşılanmaya çalışıldığını gördük. Ve şu an itibariyle yürüyerek, yaya olarak bu mahallelerimize ulaşılabildiği bilgisini almış bulunmaktayız. Peki Düzce'deki bu sel felaketinin bu boyuta ulaşması ve sonuçlarının bu kadar ağır olmasının başlıca nedenleri nedir diye baktığımızda, değerli basın mensupları, öncelikle çarpık yapılaşma, imar sorunu ve dere yataklarının ıslahındaki yanlış uygulamalar, hatalı uygulamalar ve dere yataklarının da imara açılarak yapılaşmaya izin verilmiş olması olayın boyutlarının daha da vahim hale gelmesini maalesef gelmesine neden olmuştur. Akçakoca ilçemizin Değirmen Ağzı mevkiinde sel felaketinin o ekranlara yansıyan, denize ulaşan o görüntülerin yaşandığı yerde de inceleme yapma fırsatını bulduk. Ve orada yaptığımız incelemede de biraz sonra size elimdeki bu kartonlarla paylaşacağım görüntülerini, dere yatağı orada 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın yapılması sırasında daraltıldığı, menfezlerin daraltıldığı, dere yatağının yönünün değiştirildiği, köprülerin düz köprü anlayışıyla yapılması, sel ile gelen birikintilerin, sel ile gelen ağaç ve taşların bu menfezleri ve köprü altlarında ve dere yatağının daraltılmasından dolayı çevreye taşkın haline geldi ve çevredeki tüm iş yerlerinin kullanılamaz derecede zarar görmesine neden olduğu da yaptığımız tespitlerle gözlemlenmiştir. Değerli basın mensupları, bahsettiğim Değirmen Ağzı mevkiinin 2016 yılındaki görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan rahatlıkla görebiliyor musunuz bilemiyorum ama 2016 yılında dere yatağı burası ve çevresinde hiçbir yapılaşma yok. Şimdi sizlerle 2019 yılındaki görüntüyü paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, deremiz, taşan deremiz burası ve çevresindeki ciddi yapılaşmayı sizlerin de takdirlerine sunuyorum. Evet,
Değirmen Ağzı mevkiinde iş yerleri zarar gören vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde iş yerlerinin bir sigortası olup olmadığını sorduğumuzda bize verilen bilgi aynen şu şekildeydi. Dere yataklarındaki bu yapıların riskli bölgede olmasından dolayı sigorta şirketlerinin iş yerini sigortalamadığı ifade edildi. Değerli basın mensupları, sigorta şirketleri bu dere yataklarındaki iş yerlerini yapılara sigorta güvencesi tanımaz iken imara açılması ve bu şekilde yapılaşmaya izin verilmesinin gerçekten sonuçlarının bu derece ağır olması ve buna izin veren, imara açan, yerleşime izin veren kaçak yapı olsa bile elektrik ve su bağlantıları ile buradaki yapılaşmayı meşru hale getiren yetkililerin sorumluluğunun da bu sürecin bu derece ağır yaşanmasında büyük katkısı ya da ihmali, sorumluluğu olduğunu ifade etmeyi de bir gereklilik olarak görmekteyim. Şu anda sizlerle bu süreçte yöneticilerimizin hazırladığı 10. ve 11. kalkınma planlarından da bahsetmeyi de bir görev addetmekteyim. Elimde 2013 yılında kabul edilen 10. kalkınma planı var. 10. kalkınma planında şu öngörülmektedir. İklim değişikliğinin de bir sonucu afetlerin sıklığı artmış ve etkileri ciddi boyutlara ulaşmıştır diyor. Değerli basın mensupları, 2013 yılında kabul edilen ve üzerinden 6 yıl geçen 10. kalkınma planındaki ifade bu şekilde. Ve ardından da denilmektedir ki afetler için eylem planı ve ulusal afet ve acil durum müdahale planı hazırlanmıştır demektedir. 2013 yılında bu şekilde plan kabul edilmiştir. Ben 11. kalkınma planında benzer düzenlemeyi de paylaşmak istiyorum. Deniyor ki 11. kalkınma planında aynı şekilde ulusal afet ve acil müdahale planı hazırlanacaktır diyor. 10. kalkınma planında hazırlanmıştır diyor. 11. kalkınma planında hazırlanacaktır diyor. Ve 11. kalkınma planındaki bütün düzenlemeler 10. kalkınma planındaki kes yapıştır mantığıyla oluşturulmuş ve maalesef 2013 yılından bugüne kadar iklim krizinin neden olduğu afetlerin sayısının arttığı ve boyutlarının da ağırlaştığı tespit edilmiş olmasına rağmen hiçbir tedbir, düzenleme hayata geçirilmemiştir ve hala getireceğiz, yapacağız, edeceğiz söylemleriyle vatandaşlarımız avutulmaya ve oyalanmaya çalışılmaktadır. Düzce yereline geldiğimizde yine 2015-2019 Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Strateji Eylem Planı'nda Düzce ilinin yoğun yağış alan sel ve heyelan riskinin büyük olduğu ve özellikle de riskli yapıların ve dik yamaçların bulunduğu ve sel felaketinin boyutlarının da olası bir sel felaketi boyutlarının da çok ağır bir şekilde yaşanma ihtimali olduğu bir il olarak tanımlanmaktadır. Elbette deprem riski açısından da birinci derece deprem bölgesi olarak ifade edilmektedir. Ben şimdi sormak istiyorum. 2015 yılında Düzce ilinin bu özellikleri biliniyorsa 2019 yılına 4 yıl aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen neden bu konuda bir tedbir alınmadı? Neden bu konuda gerekli önlemler alınmadı? Önleyici tedbirlere başvurulmadı. Evet, planın devamında da deniyor ki arama kurtarma için uçağımız yok. Peki 4 yıl geçmiş ve planda hem 10. kalkınma planında hem Düzce ilindeki İl Özel İdare'nin strateji eylem planında bu tespitler yapılmış ve biliniyorsa bu konuda neden bir çalışma, neden bir havadan kurtarma için uçak alınmadı, neden yoğun sel felaketinin büyük risk teşkil edeceği kabul edilmiş ve bilinen Düzce için de gerekli önlemler alınmadı. Peki sadece Düzce'de mi? Geçtiğimiz günlerde hepimizin bildiği gibi Trabzon'da, Ordu'da ve Karadeniz'in diğer illerinde de sel felaketleri yaşandı ve bu sel felaketleri sonucunda da bölgeye giden
yetkililer, sorumlular yapacağız, edeceğiz, tutacağız gibi söylemlerde bulundular. Geçtiğimiz yıl orduya gittiğimiz incelemede benzer söylemler vardı. Ama aradan geçen bir yıl aşkın sürede de hiçbir şekilde bu konuda bir önleyici tedbir ya da felaket anında, bir sel felaketinin, doğal afetin yaşanması durumunda bir koordinasyonun hızla harekete geçirileceği ve kriz masalarını oluşturarak anında müdahale ve çözüm üretilebileceği bir yapıların ve kurumun oluşturulmamış olması bizlerde kaygı verici gelişme olarak değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz salı günü Düzce'de yaşanan sel felaketinden daha 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi olarak iklim krizinin sebepleri, iklim krizinin sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizinin yarattığı tahribat ve yaratması muhtemel tahribatların ve önleyici ve kriz masası oluşturan çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdik. Bu önergede mecliste yaptığım konuşmada da benzer düşüncelerimizi partim adına ifade ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki AK Parti ve MHP milletvekillerinin red oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu. Dünyada iklim krizine ilişkin önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ve devletler iklim krizinin sonuçlarının ve yaratacağı tahribatın boyutlarını önleyebilmek adına üniversitelerden, bilim insanlarından ve bu konuda mücadele eden sivil toplumdan görüşler almakta ve ortak önleyici tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütmektedir. Biz ise daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulmasını bile kabul etmiyor, bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin bile sadece siyasi gerekçelerle reddine olanak sağlanıyor. Ben bu konuyu da bizi izleyen vatandaşlarımızın takdirlerini sunuyorum. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz ülkemizin bugününü, yarınlarını ve yaşanacak olan ve uluslararası araştırmaların ve bilim insanlarının tespitlerinde de Türkiye'nin 50 yılda çok ciddi bir iklim krizi ve sonuçlarıyla açlık, göç tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ilişkin uyarılarına rağmen henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonu kurmak için bile bir kabul oyunu esirgemektedirler. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki mücadelemiz de devam edecektir. Peki Düzce'de neler yapılmalıdır? Hepimizin bildiği gibi Düzce'nin sorunlarının çözümü için öncelikle afet bölgesi ilan edilmesi zorunludur. Çünkü Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutlarına baktığımız zaman yasanın öngördüğü bütün şartları taşımakta ve acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Düzce'de yerel basından takip ettiğimize göre de AK Parti Düzce Milletvekili olan Ayşe Hanım afet bölgesi ilan edileceğine ilişkin Düzce halkına bir vaatte bulunmuştur. Bugün 6. gündür bu konuda hiçbir adım atılmamıştır. Meclis kapalı denebilir ancak bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alması gereken bir karar değildir. Hepimizin bildiği gibi tek adam anlayışının hakim olduğu bir anayasa değişikliği sonucunda bugün ülkemiz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanun hükmünde bir düzenlemeyi hayata geçirebilecek yetkiler tek adama verilmiştir. O yüzden buradan çağrımdır. AK Parti Genel Başkanı'na özellikle çağrımdır. Oturup bugün hemen acilen Düzce'deki sel felaketlerinin boyutları giderek ağırlaşmadan derhal vatandaşlarımızın yaralarının bir önce sarılması, vatandaşlarımızın oradaki sel felaketinden kaynaklı maddi zararlarının giderilmesi ve geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi ve aynı zamanda da kredi, vergi gibi borçların ertelenerek onlara bir rahat nefes aldırılabilmesi için acilen bir kararname çıkartılarak Düzce'nin afet bölgesi, sel felaketinde zarar gören bölgelerinin, ilçelerinin bir afet bölgesi olarak ilan edilmesini ve buna ilişkin de tüm maddi desteklerin ve katkıların ve vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasını zorunlu kılan o kararnamenin de bir an önce çıkartılmasını istiyor ve AK Parti Genel Başkanı da bu konudaki konunun aciliyeti anlamında da derhal bugün bu kararnameyi çıkartmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katılımınız için sağ olun, var olun diyorum. Eğer soru varsa ben sorularınızı cevaplamaya çalışacağım.
Evet, soru yok galiba. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.